Telefonu versene sen miydi? Sınıfı telefonu vardı mısın? Evet, bugün Hayrabolu'dan Simge Eroğlu kardeşimizle Yahya Kemal Kültür Merkezi'ndeyiz. Evet, kendi kitaplarını tanıtmak üzere Simge Eroğlu'nun Livan'daki Büyük Sır ve Kelimelerini Al Gel, Yasemin Kokusu Hikayeler. Evet, yazarımız, genç kardeşimiz İstanbul İşletme Enstitüsü Yaratıcı Yazarlık Atölyelerinde hayali olan arkadaşlarla buluştuk. 12 kadının gözünden, gönlünden, dilinden 12 hikaye, her hikaye yaşanmıştır. Okumayı bilen için gelirin yazar payı Omirlik Ferşleri Derneği'ne aktarılacaktır. Evet, değerli kardeşim, hoş geldin Tekirdağ'a. Hayrabolu'dan sizin isminizi çok duyduk. Biz de yazdık, çizdik, herkese duyurduk. Bugün imza günü. Burada çok senin için çok önemli bir gün. Ailen, bütün arkadaşların, herkes burada katıldılar. Hayrabolu Belediye Başkanımız Doktor Osman İnan da geldiler bu imza gününüze. Birçok katılımlar oldu. Evet, şimdi kitaplarınla ilgili, yaptığın çalışmalarla ilgili bizim okuyucularımıza, evet, sizi dinliyoruz. Hadi Simge kardeşim, buyur. Teşekkür ederim. Ben Simge Eroğlu, Tekirdağlıyım. 1980 doğumluyum. Babamla birlikte mali müşavirlik yapıyorum. Ondan sonra enstitüde hocamızla beraber bir yola çıktık. Uzun yıllar, iki pandemi döneminde başladık kitaplarımızı oluşturup hikayelerimizi yazmaya. En sonunda ilk kitabımız Yasemin Kokusu Hikayeler adlı kitabımızı çıkardık. Yerlerini Türkiye Omuriş Taçları Derneği'ne aktardık. Şimdi de ikinci kitabımız olan Kirlibalarını Algı adlı kitabımızın imza gününü yapmış bulunmaktayım. Çok mutluyum. İkinci kolektif çalışmam. Çok değerli benim için. Bu da sosyal sorumluluk polisidir. Derneklere bağışılacaktır. İçinde umut olan hikayeler yazdık. En büyük temennimiz hikayelerimizin umut vaat etmesi okuyuculara. Siz değerli okuyucularla buluşacağı için çok heyecanlıyım. Trend yolda satışa çıkmıştır. Ve sizlere ulaşması dileğiyle. Evet, tebrik ediyoruz. Bu işe nasıl merak ettiniz? Muhasebecilik, mali müşavirlik, babanın çalışması, sizin buradaki desteğiniz, onlarla ilgili biraz, günlük hayatınızla ilgili biraz anlatır mısın? Evet, ben okuma ve yazmayı çok seviyorum. Çocukluk hayalimde kitap çıkarmak. İnşallah ilk adımımı atmış bulunuyorum bu atölyelerle birlikte. Yasemin hocamızın önderliğinde bize ilk kapımızı açtı ve hayallerimizi gerçekleştirmek için adımlar atmaya başladık. Yasemin kokusu çok güzel bir şekilde tanıtmaya çalıştım kendi çapımda. Ve çok güzel oldu. Bağış yaptık. Toplu yazar gelir payımızı, kendi çabalarımızla da kitabımızın satışını yaptık. Şimdi ikinci tanıtım kitabımız için de aynı şey umuyorum. Çok kişilere ulaşır ve daha çok kişiye ses getirir ve okuyucusu bal olur diye. Umarım çok kişiye ulaşır. Evet, biz de sizi tebrik ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyoruz. Ailenizi de kutluyorum. Tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra yeni kitaplarında İnşallah. Nerede olursanız olsun, Hayrabolu'da olsun, Tekirdağ'da olsun, her zaman sizin desteğinizdeyiz, yanınızdayız. Tebrik ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Başarılar diliyorum.